Sağlık Sen TV ekranlarında mutlu akşamlar değerli izleyenler. Tarihler 22 Kasım 2024'ü gösterirken haber bültenimizde sizlerle birlikteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı 2025 bütçesi görüşülürken Sağlık Sen bir basın toplantısı düzenleyerek hekiminden hemşiresine 1 milyonu aşan sağlık profesyonelinin taleplerini gündeme getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı 2025 bütçesi görüşülürken Sağlık Sen hekiminden hemşiresine 1 milyonu aşan sağlık profesyonelinin taleplerini gündeme getirdi. Sağlık Bakanlığı 2025 yılı bütçesinden beklentilerimiz konulu basın açıklamasında Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan bütçeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sağlık çalışanlarımız hayati bir sorumluluğu omuzlarında taşımaktadır. Dolayısıyla taleplerinin göz ardı edilmemesini, sorunlarına çözüm üretilmesini ve bu haklı taleplerine bütçede öncelik verilmesini istiyoruz. Öte yandan Sağlık Bakanlığı 2025 yılı bütçesinden beklentilerimiz konulu basın açıklaması, Sağlık Sen şubeleri tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak yapıldı. İllerdeki sağlık çalışanlarının da katıldığı basın açıklamalarında talep sıralanarak bütçede sağlık çalışanlarına öncelik verilmesi istendi. Aynı zamanda basın açıklamalarıyla birlikte sosyal medyada bütçede sağlık çalışanına öncelik hashtag çalışması gerçekleştirildi. Hashtag çalışmasına ilgi yoğun oldu. Sağlık Sen sekreterya toplantıları kapsamında 81 ilden gelen şube sekreterleri, teşkilatlanma ve mali işlerden sorumlu şube başkan yardımcılarıyla Sağlık Sen Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Sağlık Sen sekreterya toplantıları kapsamında şube başkan yardımcılarıyla toplantı gerçekleştirdi. Üçüncü toplantının ilk grubunda genel merkez yönetim kurulu üyeleri, 81 ilden gelen şube sekreterleri, teşkilatlanma ve mali işlerden sorumlu şube başkan yardımcılarıyla bir araya geldi. Toplantı kapsamında çeşitli konularda eğitimler verilirken yapılan çalışmalar hakkında da şube başkan yardımcıları bilgilendirildi. Toplantılarda konuşan Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, göreve geldikleri günden bu yana üyeden gelen üyeye gidecek anlayışıyla sendikaya kalıcı eserler bıraktıklarını söyleyerek İstanbul'da da otel aldıklarının müjdesini verdi. Biz Ankara otelinden sonra İstanbul'da da Taksim'in göbeğinde Sağlık Sen üyelerine bir otelin tapusunu aldık. Taksim metroya yürüyerek 4 dakikada 5 dakikada bir otel üyelerimizin hizmetine inşallah sunmuş olacağız. Toplantılarda Genel Sekreter Durali Baki ile Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kulu Öztürk ve Yasin Barutçu kendi sekreteryalarıyla ilgili katılımcılara bilgi verdi. Teşkilat mensupları ise toplantının verimli geçtiğini dile getirdi. Sağlık Sen olarak belli zamanlarda teşkilat toplantısı yapıyoruz. Bilmediğimiz eksik yönlerimiz bu toplantılarla tamamlanıyor. Çok verimli, güzel eğitimler oluyor. Karşılıklı, interaktif bir şekilde ilimizde yaşadığımız, sahada yaşadığımız sorunları genel merkezimize birinci ağızdan iletebiliyoruz. Çözüm noktasında bir çaba sarf ediliyor. Bu toplantıların kıymetli olduğunu düşünüyorum. Toplantı gayet faydalı geçiyor. Aslında hepimizin aklında olan çözümünü bildiğimiz, yol gösterebileceğimiz, herkesin fikrinin diğerinin fikrine bir şey katabilecek konular hakkında fikir görüşmesinde bulunuldu. Yani bu toplantıların yapılması bütün iller açısından bizim açımızdan güzel oluyor. Hem verimli geçiyor, hem yeni gelişmelerden bilgimiz oluyor. Değerli izleyenler, Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan son günlerde gündemde olan aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde yapılan son düzenlemelere yönelik bir takım açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde yapılan son düzenlemelere yönelik açıklamalarda bulundu. Düzenlemelere göre entegre hastanelerde aylık asgari 96 saatten az olmaması kaydıyla 5 nöbet tutulmadığı takdirde tutulmayan her 8 saatlik nöbet için kesinti yapılacağını dile getiren Doğan şu ifadeleri kullandı. Entegre hastanelerde çalışan aile hekimlerine 5 nöbet ve 96 saat şartı ve bu sürelerde nöbet tutulmadığında kesinti yapılması uygun değildir. Buralarda görev yapan aile hekimleri nöbet ertesi izin olmaksızın mesailerine 33 saati bulan sürelerde devam etmektedirler. Bazı entegre hastanelerde yeterli sayıda hekim olduğu için aile hekimi nöbet tutmak istese dahi 96 saat nöbet tamamlanamamaktadır.
96 saatlik nöbet tutulmadığında teşvik ek ödemeden kesinti yapılmasını doğru bulmuyoruz. Nöbet sayısı ve nöbet saat süresi şartlarının azaltılmasını, kaldırılmasını talep ediyoruz. Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve beraberindeki heyet, Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Uğur Ünal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutçu ve Ankara Üniversiteler Şube Başkanı Ercan Öztürk ile beraber Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Uğur Ünal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Gazi Üniversitesi bünyesinde görev yapan sağlık profesyonellerinin talepleri Rektör Ünal ile paylaşıldı. Genel Başkan Doğan, Rektör Ünal'a yeni görevinde başarılar dileyerek birlikte önemli çalışmalara imza atma temennisinde bulundu. Türkiye'nin her yerinde kreş ve anaokulları açmaya devam eden Sağlık Sen, son olarak Ankara'da resmi işlemleri tamamlanan Sağlık Sen Ankara Kreş'in öğrenci kabulüne başladığını duyurdu. Sağlık Sen Ankara Kreş öğrenci kabulüne başladı. 120 öğrenci kapasiteli olan Sağlık Sen Ankara Kreş, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne 3 dakika, Etlik Şehir Hastanesi'ne 2 dakika ve GATA'ya 4 dakika mesafede yer alıyor. Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, göz nuru evlatlarımız için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Sağlık Sen Ankara Kreşimiz öğrenci kabulüne başlıyor. Üyelerimize hayırlı olsun dedi. Katil İsrail'in Gazze üzerindeki soykırımını duyurmak için Gazze için tıbbi koridor yürüyüşü ve basın açıklaması, Türkiye'nin dört bir yanından gelen hekim ve sağlık profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Uluslararası Sağlık İnisiyatifi ile Ankara Filistin Dayanışma Platformu'nun düzenlediği, Sağlık Sen ve birçok sivil toplum kuruluşunun paydaşı olduğu Gazze için tıbbi koridor yürüyüş ve basın açıklaması, Türkiye'nin dört bir yanından gelen hekim ve sağlık profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Basın açıklaması ve yürüyüşe Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ile Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutçu, Hekim Komisyonu Başkanı Doktor Hüseyin Alperen Güldiken ve şube başkanları da katıldı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüş, Etlik Şehir Hastanesi Erişkin Acil Servisi önünde sona erdi. Sağlık profesyonelleri hep bir ağızdan Gazze'de tıbbi koridor açılsın çağrısında bulundu. Şu an uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurul kararına göre devletlerin Gazze'ye tıbbi ve insani yardım yapma yükümlülükleri var. Biz de bugün burada bu yükümlülüğün yerine getirilmesini istemek, bu konuda da ülkemizin önce olmasını istemek için toplandık. Gazze'de biliyorsunuz çok ciddi bir sağlık problemi var. Aslında her problem var ama sağlık problemi bunların en başlarında gelen en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Bir koridor açılsın, devletler buna öncülük etsin. Hatta Türkiye'miz buna öncülük etsin. Bu büyük işe, bu büyük hayra Türkiye'miz öncülük etsin. Öncelikle bir sağlık koridoru kurulsun, sağlık koalisyonu kurulsun. Sağlık ekiplerinin bütün dünyadan, Türkiye'den, İspanya'dan, İrlanda'dan katılmak isteyen bütün ülkelerin sağlık ekipleri bir koalisyon eşliğinde Gazze'ye sokulsun. Bildiğiniz üzere 7 Ekim'den beridir dünyanın gözü önünde bir soykırım oluyor. Ve biz bunun için buradan Gazze'ye bir tıbbi koridor oluşturulmasını istiyoruz. Bugün hekim arkadaşlar ve diğer tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte bir yürüyüş tertip ediyoruz. Yürüyüşün ardından ortak basın açıklamasını yapan Doktor Hüseyin Durmaz, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Gazze için acil toplanması çağrısında bulunarak, cesur ve özgür bir ülke olarak Türkiye'nin tıbbi ve insani yardımın kesintisiz sağlanacağı bir koalisyon kurduğunu tüm dünyaya deklare etmelidir ifadelerini kullandı. Genel Başkan Yardımcısı Sinan Kulu Öztürk'ün katılımıyla Sağlık Sen Antalya ile Antalya Üniversite ve Adli Tıp Kurumu şubelerinin ortak düzenlediği teşkilat buluşması gerçekleştirildi. Sağlık Sen Antalya ile Antalya Üniversite ve Adli Tıp Kurumu şubelerinin ortak düzenlediği teşkilat buluşması, Genel Başkan Yardımcısı Sinan Kulu Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Kulu Öztürk, "Sendikacılık bizim için bir kavga, bir münakaşa, bir bilek güreşi alanı değildir. Sendikacılık bizim için çalışmak, üretmek ve mücadele etmektir. Tüm imkanlarımızla, koşulsuz ve şartsız, alın teri döken her bir emekçinin müreffeh yarınları için çalışıyoruz." diye konuştu.
Antalya Şube Başkanı Osman Kasap da önemli bir misyonun temsilcileri olduklarını vurgulayarak, Sağlık Sen Antalya Şubesi olarak üyelerimiz için çalışmaya, mücadele etmeye devam ediyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda yolumuzda ilerliyoruz dedi. Antalya Üniversite ve Adliye Tıp Kurumu Şube Başkanı Hasan Basri Bozkurt ise Sağlık Sen'in üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanları için bir komisyon kurduğunu hatırlatarak komisyonun yaptığı çalışmaları anlattı. Tıp İl Sekreter olarak görev yapan üyesine görev tanımı dışında iş yaptırılmasına karşı çıkan Sağlık Sen açtığı davayı kazandı. Sağlık Sen Tıbbi Sekreter olarak görev yapan üyesine görev tanımı dışında iş yaptırılmasına karşı açtığı davayı kazandı. Elazığ 2. İdare Mahkemesi'nde görülen davada Sağlık Sen, Elazığ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yapan üyesinden doğrudan ağız ve diş sağlığı teknikerlerinin yerine getirebileceği temizlik, taşıma, sterilizasyon, dezenfeksiyon gibi teknik bilgi, donanım ve ciddi sorumluluk gerektiren işleri yapmasının istenildiği işlemin iptalini talep etti. İşlemin hukuka ve mevzuat hükümlerine aykırı olduğunu vurgulayan mahkeme, Sağlık Sen'i haklı bularak işlemin iptaline karar verdi. Değerli izleyenler, şimdi de Sağlık Sen şubelerinin yapmış olduğu faaliyetlerden derlediğimiz haberlere geçiyoruz. Sağlık Sen, Siirt Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ve temsilcilerle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda sahadaki sorunlar ve problemler istişare edildi. Önümüzdeki döneme yönelik hedeflerin de belirlendiği toplantıda çalışmalara yönelik planlama yapıldı. Malatya Şube Başkanı Hasan Ulutaş ve yönetim kurulu üyeleri nöbet tutan sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Sağlık çalışanlarının sorunlarının da dinlendiği ziyarette sendikal faaliyetler hakkında da bilgi verildi. Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatçi ve yönetim kurulu üyeleri Osmancık Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getirdiği ziyarette çözüm yolları istişare edildi. Şube Başkanı Saatçi daha sonra hastane yöneticileriyle bir araya gelerek sağlık çalışanlarının taleplerini iletti. Sağlık Sen Elazığ Şube Başkan Yardımcıları Oğuzhan Atabey, Sait Yıldırım ve Güven Kaplan, Elazığ AK Parti Milletvekili Erol Keleş'i ziyaret etti. Ziyarette Elazığ'da görev yapan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının talepleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Kocaeli Üniversite Şube Başkanı Mustafa Resul de üniversite hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları ile toplantı gerçekleştirdi. Üyelerin sorunlarını dinleyen Resul, soruları da cevapladı. Kahramanmaraş Şube tarafından düzenlenen 3. geleneksel futbol turnuvası kapanış programı gerçekleştirildi. Turnuvanın kazananı destek hizmetleri takımı oldu. Kapanış programında konuşan Kahramanmaraş Şube Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci, katılan tüm takımlara teşekkür etti. Programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç ve Bilal Devgici, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Vehbi Şirikçi, siyasi parti temsilcileri ve kurum yöneticileri de katıldı. Bu haberimizle birlikte haber bültenimizi noktalıyoruz. Bir sonraki haber bülteninde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.